Herkese merhabalar. Pembe Matölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere erkek bebekleriniz için çok güzel ve şık bir süveter çalışması yapacağız. Süveterimize ilk başta iki parça olarak başlayacağız. Önden lastik kısmımızı örüp, daha sonra düz kısımları ve saç örgülerimizi örüp, kol arttırma ve kesimlerimizi yaptıktan sonra yaka kısmımızı toparlayıp daha sonra arka tarafımızı da öreceğiz. Yaka kısmını hem arkayı hem önü ördükten sonra tamamlıyoruz. Daha sonra düğme iliklerimizi tamamlayıp süveterimizi bitiriyoruz. Süveterim enlemesine 30 santim, boydan da şu yaka bölümünden 41 santim. 4 adet düğme kullandım. Öyle gri renk gibi uygun olması açısından. İp olarak da ben kar topu Baby One kullandım. 100 gram 250 metre ölçüsünde 2 yumak ip kullandım. Anti pirlik özellikle %100 akrilik bir ip. Kodu da K571, aynı renkten örmek isteyenler için gayet güzel bir renk. Şiş numarası olarak da 4 numara şiş kullandım. Ölçüm söylemiştim santimini. 1,5-2 yaş ölçüsündeki erkek bebekleriniz için gayet uygun bir ölçüdür. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum süveterime. İnşallah ben severek ördüm. Siz de beğenerek örersiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi hazırsak süveterimizin yapımına geçelim. Süveterimize 72 ilmekle başladım ve şişimizde 4 numaralı şiş. Ben kendi elime göre bu şekilde şişimi ayarladım. Sizler elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre şiş numaranızı küçültebilir ya da büyütebilirsiniz. Şu şekilde iki ters, iki düz şekilde örgüme başladım. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi sizlerle toplamda 15 sıra öreceğim. 15. sırayı beraber öreceğiz. Mantığımız zaten aynı. Tersten ters örgüyle ördüğüm örgüleri ön yüzde düz öreceğim. Düz ördüğüm örgüleri de arkadan ters öreceğim. Şimdi en son burada tersle bitirmişiz. Gördüğünüz gibi arka yüzde ters ilmeklerimizi düz şekilde göründüğü için düz şekilde örüyoruz. İki ters, iki düz lastik örgümüzün sonuncu sırasını örelim. Yani toplamda 15 sıra öreceğiz. 15. sıramızı beraber örüyoruz. Başlangıçta iki düzümü ördüm. İki tersimi örüyorum. İki düz daha örüyorum. İki ters. İpimi kendi yöne alıyorum. Kendi yönüme iki ters. Diğer yöne alıyorum. İki düz. İki ters. İki düz. Tekrar iki ters. İki düz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi iki ters, iki düz olarak örüyorum. Bu bizim örgümüzün arka yüzü. Ön yüzünde burgu çalışmamızı yapmaya başlayacağız. Örneğimizi kurmaya başlayacağız. Ben bu sıramı tamamlayayım. Örgümüzün ön yüzüne gelmiş olayım. Bir sıra 2 ters 2 düz lastiğimi tamamladım ve örgümün ön yüzüne geldim. Sıra sayılarımızı şu şekilde ters ilmeklerden sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ve ön yüzümüzde düz ilmeklerle örgümüze başlıyoruz. 2 3 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi iki burgu arasına iki ters ilmeğimizi yapacağız. İpimizi kendi yönümüze alıyoruz. İki ters ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra ipimizi diğer tarafa alıyoruz ve 6 ilmek düzümü örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra yine iki ters ilmeğimi örüyorum ve geri kalan tüm ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını düz bir şekilde örüyorum. İlmeklerimi düz ilmek olarak ördüm ve örgümüzün arka yüzüne geldim. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Önden ikişer ilmek ördüğüm ters ilmekleri de arka yüzden düz örgü olarak öreceğim. Şimdi oraya kadar gelelim. Orada tekrar size nasıl ördüğümü göstereceğim. Ters örgülerimizin olduğu yere kadar geldik. İki ters ilmeğimi arkadan iki düz olarak örmek için ipimizi diğer yöne alıyorum. İki düzümü örüyorum. Şu şekilde iki düz şeklinde örüyorum. Tekrar ipimi kendi yönüme alıyorum. 1, 2, 3, şöyle yapayım. 3, 4, 5 ve 6. Tekrar ipimi diğer yöne alıyorum. 2 adet düz örüyoruz. Tekrar diğer tarafı alıyorum kendi yönüme. 16 adet önden düz ördüğüm ilmekleri arkadan ters örgü olarak örüyorum. Böylelikle iki sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde saç örgü burgu çalışmasına başlayacağız. 6 ilmek ördüğümüz düz ilmeklerimizi saç örgü olarak öreceğiz. Tekrar ön yüze geldim. 16 adet ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 düz ilmeğimi ördüm. Gördüğünüz gibi ilmeklerimiz de bu şekilde belirgin olmaya başladı. 2 ilmek tersimi örüyorum. Ve 6 ilmeğimi burgu çalışması için şişimizden çıkartıyoruz. Siz aparat ile de yapabilirsiniz. Ben böyle daha iyi yaptığım için bu şekilde yapıyorum. 6 ilmeğimi şu şekilde göstereyim. Çıkardım. Sağ tarafta kalan 3 ilmeğimi arka taraftan sol şişimi alıyorum. Şu şekilde. Sol tarafta kalan 3 ilmeği de sağ şişime ön taraftan alıyorum. Ve karşılıklı olarak çaprazlama şekilde ilmeklerimizi şişimize geçiriyoruz. Ve 6 ilmeğimizi de düz örgü olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ördüm. İpimi kendi yönüme aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra kalan bütün ilmeklerimi düz ilmek olarak örüyorum. İlk burgu çalışmamızı bu şekilde yaptık.
İlmeklerimi düz örgü olarak örmeye devam edelim. Arka yüzde ilmeklerimi yine önde 2 ters ördüğüm ilmeklerin olduğu yere kadar ters öreceğim. 2 burgu arasındaki ilmeklerimizi önden ters, 2 burgu burgunun yanındaki 2 ilmeklerimizi yanlış söyledim. Önden ters, arkadan düz olarak öreceğiz. 2 ters olduğu ilmeğin olduğu yere kadar geldim. Gördüğünüz gibi arkada ilmeklerimiz düz şekilde görünüyor. Yine ipimizi diğer tarafa alıyoruz. 2 ilmeğimizi düz şekilde örüyoruz. Ve ortadaki 6 ilmeğimizi yine arkadan ters şekilde örüyoruz. 3, 4, 5, 6. Ön yüzümüzü alıyoruz ipimizi. 2 ilmeğimizi düz şekilde, daha sonraki ilmeklerimizi ters şekilde örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde ilk burgumuzu yapmış olduk ve burguyu yaptıktan sonra da ikinci sıramızı örmüş olduk. Şimdi üçüncü sıramıza geçeceğiz. Üçüncü sıramızda düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters ilmek olarak öreceğiz. Şu şekilde ilk burgu çalışmamızı da yapmış olduk. Burgu çalışmasındaki sırayla beraber toplam 4 sıra ördük. 4 sıramızda düz gördüğümüz ilmekleri düz, burgu yaptığımız ilmeklerin her iki yanındaki ilmeklerimizi önden ters, arkadan düz örgü olarak ördüm. Şimdi toplamda 4 sıra örmüştüm. Bir 4 sıra daha örüp burgumun durumuna göre birkaç sıra daha öreceğim. Bir 4 sıra daha örüp geleyim. İlk burgu çalışmasından sonra 8 sıra ördüm. Burgu çalışmamızın olduğu sırayı da birinci sıra olarak sayıyoruz. Daha sonra arkadan ters ördüğümüz sırayı da ikinci sıra olarak sayarak toplamda 8 sıra elde ettim. Sıralarımızı şu şekilde de sayabiliriz. Şöyle yakından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sırayı bu şekilde ördüm. Şimdi 8 sıradan sonra yine bir burgu çalışması yapacağım. Yine 16 düz ilmeğimi köşede öreceğim. Hemen burgu çalışmasından önce ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Daha sonra burgu çalışmamızın yanındaki 2 ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. İpimizi kendi tarafımıza alıyoruz. 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. İpimizi diğer tarafa alıyoruz ve burgu çalışmamız için 6 ilmeğimizi şişten çıkardım. Şimdi sağ tarafta kalan 3 ilmeğimi sol tarafta kalan şişimle arka taraftan alıyorum. Sol tarafta kalan 3 ilmeğimi sağ taraftaki şişimle ön taraftan alıyorum. Şu şekilde buruyoruz. Ve sağ tarafa geçirdiğim ilmekleri sol taraftaki şişime geçirip düz ilmek olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6. Daha sonra ilmeğimi kendi yönüme alıyorum. 2 ilmek tersimi örüyorum. Daha sonra diğer yönü alıyoruz ve düz ilmeklerimi örüyorum. Kol altı bölümüne kadar 8 sırada bir sadece bu işlemi yapacağız. Burgu çalışmamızı yapacağız. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ve burgu çalışmamızı yaptığımız
Şu şekilde göstereyim. Bulgu çalışmasını yaptığımız sıra bizim ilk sıramız olarak sayacağız. Toplamda 8 sıra ördükten sonra 9. sırada yine bir burgu çalışması, saç örgüsü artık ne olarak adlandırılırsanız yapacağız. Kol altına kadar böyle devam edelim. Bir sürü öreyim. Ördükten sonra size kaç adet burgu çalışması yaptığımı söyleyeceğim. Daha sonra kol altı bölümümüzdeki arttırma çalışmalarına geleceğiz. Ben bu şekilde örmeye bir miktar daha devam edeyim. Burgu çalışmalarımızı kol altı bölümümüze kadar yaptık. Gördüğünüz gibi şu şekilde. İlk burgu çalışmamızı şu dipte yapmıştık. Hemen iki sıra ördükten sonra bunu saymadan 1, 2, 3, 4, 5, 6 burgu çalışması yaptık. Eğer bu ilk vurduğumuz çalışmayı da sayarsak 7 adet burgu çalışması yaptık. Her burgu çalışmamızın arasında 8 sıra örüyorduk. Şimdi yine en sonki yaptığımız burgu çalışmasının şu şekilde göstereyim. 2, 4, 6, 8 sıra ördüm. Şimdi bu sırada yine burgu çalışması yapacağız. Hem de kol kesimlerimizi yapacağız. Şimdi kol kesimimizi yapmak için kenarda 7 ilmek çıkartacağız. Arttıracağız. İlk ilmeğimin şöyle içinden batıyoruz. İlmeğimizi çıkartıyoruz ve geçiriyoruz. 1, 2, şöyle her ilmeğin 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet ilmek arttırdık. Kol kesimimizi de aynı zamanda şurada yapacağız. Şimdi 7 ilmeğimizin hemen ilk sırasını düz olarak örüyorum. Şöyle 1 2 3 4 5, 6 ve 7. 7 ilmek düzümü ördüm. Şimdi 8. ve 9. ilmeğimiz, yani burada yaptığımız düz ilmeklerden ilmeklerimizi keseceğiz. 2 ilmeğimizi çıkartıyoruz. İlmeklerimizin arasından şu şekilde geçirip ilmeklerimi ters döndürüyorum. Ve 1 ilmek kesiyorum. İlerlemeden geri dönüyorum. Şimdi ikinci sırada ilmeklerimi ters öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi, üçüncü ilmeğimi devam ederek toplam kenardaki arttırdığım 7 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi zaten şurası dikişe gideceği için tekrar şöyle ön sıraya geldik ve ön sırada ters ilmeklerimizi örüyoruz ve iki ters iki düz olarak ilmeklerimizi öreceğiz. Şimdi üçüncü sırada ilmeklerimizi ters olarak örelim. 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ters olarak ördüm. İlmeğimi diğer tarafa alıyorum. Ve 2 ilmeğimi şu şekilde çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra ilmeklerin arasından şu şekilde geçirip. Bir dakika.
2 ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeklerimin arasından kesim işlemimizi yapıyoruz. Daha sonra 4. sıra olan arka tarafa geçiyoruz. İlk ilmeğimizi alıyoruz. 7 ilmeğimizi düz şekilde öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Daha sonra yine ön yüze geldik. Yine düz ilmeklerimizi öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek düzümü ördüm. İlmeklerimi çıkartıyorum. Şöyle aradan kesiyoruz. Sonra arka tarafa geliyoruz. 2 sıra düz ördük. Şimdi ters öreceğiz. İlmeklerimin ilk ilmeğimi boşalıyorum. Tamamını ters olarak ördüm. 7 ilmeğimin tamamını ters olarak ördüm. Üç adet kesim çalışması yaptık. Şimdi 4. kesimimizi yapacağız. Ve yine ters ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Daha sonra ilmeğimi ön tarafa alacağım. Ve ilmeklerimi çevirip kesim çalışması yapacağız. 4. kesim çalışmamızı da bu şekilde yapmış olduk. Toplamda 7 kez kesim çalışması yapacağız. İlmeklerimizi 2 ters 2 düz olarak örmeye devam edelim. Önden toplam 7 kez kesimimi yaptım. Bu kenardaki 7 ilmeğimi de 2 düz 2 ters olacak şekilde ördüm. Şimdi 7. kesimimi yaptıktan sonra kalan ilmek sayım 2, 4, 6, 8, 9. Şu düz yerde kalan ilmek sayım 9. Şimdi karşıya kadar ilmekleri örüyorum. Şimdi burada bir bulgu çalışmamızı tekrar yapacağız. 2 tersimizi örüyoruz. Daha sonra buradaki bulgu çalışmamızı yapmak için arkadaki 3 ilmeğimizi şöyle alıyoruz. Sağ taraftaki 3 ilmeğimizi arkadan, sol taraftaki 3 ilmeğimizi de şöyle önden alıp şişlere çaprazlama olarak geçirip burgu çalışmamızı da yapıyoruz. Bu daha önce göstermiştim. Şöyle düz şekilde örüyoruz. Ve sıra başına kadar geçiyoruz. Ve orada da bir 7 ilmeklik bir artışımız olacak. Yine bu tarafta yaptığımız gibi orada da aynı işlemi yapacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi diğer tarafta da aynı diğer bu tarafta olduğu gibi ilmeklerimde artış yapacağım. 7 ilmek artışımı yapıyorum. Yine sondaki ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi artırdım ve ilmeklerimi tersten örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Buradaki ilmeklerimi tersten keseceğim. 2 ilmeğimi şu şekilde 2 ilmeğimi
Biraz sıkıyormuşum galiba. İki ilmeğimi tersten kesim yapıyoruz. Tekrar ön yüze geliyorum. Şöyle. İlk ilmeğimi boşalıyorum. İkinci ilmeğimi, yani 7 ilmeğimi ters olarak örüyoruz. Şimdi bu bizim ilk sıramız olarak sayıyoruz. Orası dikişe gireceği için tekrar arka tarafta yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ters. Aklınız karışmasın. İlk sırayı ters ördük ama orası dikiş işlemi olacak. Şimdi iki ters sıramızı, bu ikinci sıramız oluyor. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. Ve ikinci kesim çalışmamızı da yapmış oluyoruz. Tekrar ön yüze geliyoruz. Ön yüzde ilk ilmeğimi alıyoruz boş. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Arka tarafta ilmeklerimi tekrar düz olarak öreceğim. Yani iki sıra düzümüzü, iki sıra tersimizi örerek ilerleyeceğiz. 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Üçüncü kesim için ilmeğimi kendi yönüme çevirdim. İlmeklerimi kestim. Daha sonra diğer tarafa geldim. Kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmeğimi kendi yönüme çevirip ters ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde toplamda diğer tarafta olduğu gibi burada da 7 kesim işlemimizi yapalım. En son 7. kesimimi de tersten şu şekilde yapıp bitirdim. Şimdi yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi düzünü düz, tersini ters örerek ilerliyoruz. Kesim işlemlerimizi her iki taraftan 7'şer kez olmak üzere yaptık. Şimdi örerek kesme yapacağız. Sıra sonuna kadar gelelim ve kesim işlemlerimize devam edelim. Her iki taraf için de 7 kez kesim işlemlerimizi yaptık. Kenardaki şu ilmeklerimizi 2 sıra düz, 2 sıra ters olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi döne döne değil de örerek, karşıya doğru örerek kesim işlemimizi yapacağız. Şimdi buradaki ilmeklerimi ters örüyorum. 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şöyle şu şekilde 7 ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa alıyorum. 2, 4, 6, 7. İlmeklerimi yine çıkartıyorum. Ve kesim işlemimi yapıp sıra sonuna kadar ilerliyorum. Düzümü düz, tersimi ters örerek yine çalışmalarıma devam ediyorum. Diğer tarafı da örelim. Daha sonra arka tarafta yine kesim işlemini yapacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Daha sonra arka tarafa geldim. Arka tarafta ilmeklerimi düz olarak ördüm. İpimi kendi yönüme çevirdim. İki ilmeğimi kesiyorum. Daha sonra sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bu şekilde ilk kesim işlemimizi yapmış olduk. Toplamda 4 kez kesim işlemimizi örerek yapacağız. Bu taraftan şu sağ taraftan ön yüzden, diğer taraftan arka yüzden kesim işlemlerimizi yapıp gelelim. Yine burgumuzu, saç örgümüzü yukarı doğru yürütmeye devam edelim.
Kol kesim işlemlerimizi yaptık. Gördüğünüz gibi her iki tarafta da kesim işlemlerimizi yapmış olduk. Buradaki ilmeklerimiz toplam 5 ilmeğe kadar düşürmüş olduk. Şuradaki ilmeklerimizi şöyle. Buradaki ilmeklerimizde toplam 35 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek haricindeki ilmeklerimiz. Şimdi yine kenar bölümümüzü devam ettiriyoruz. Şu an ters örmemiz gerekiyor. Ters örüyoruz. 7 ilmeğimizi ters örüyoruz. Daha sonra düz gördüğümüz ilmekleri yine düz şekilde örüyoruz. İki burgunun kenarındaki ilmeklerimiz ters. Burgu yaptığımız ilmekleri de düz olarak örüyoruz. Yine iki ilmek tersimizi örüyoruz. Şimdi burada iki de ters, iki düz ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Burada 35 ilmeğimiz vardı. Şimdi bir ilmek herhangi bir yerden kesme işlemi yapacağız. Çünkü iki ters, iki düz örünce ilmeklerimiz çift gelmesi gerekiyor. İki düz, iki ters. İki düz, iki ters. Şurada herhangi bir yerden keselim. İki düz, iki ters. İki düz, iki ters. İki düz, iki ters. İlmeklerimi iki düz, iki ters olarak devam ettiriyorum. İki ters. Toplam 34 ilmeğimiz kaldı. Kenar patlarımızı yine devam ettireceğiz. Son iki düzümüzü de ördük. 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz de bu tarafta kaldı. Ters örmemiz gerekiyor. İpimizi kendi yönümüze alıyoruz. 7 ilmeğimizi ters örüyoruz. Arka bölüme geçiyoruz. Yine ters örmemiz gerekiyor. İki düz, iki ters olarak patlarımızı örüyorduk. Yedi ilmeğimizi ters olarak ördük. Şimdi sıradaki ilmeklerimizi ters olarak görüyorum. Arkada düz örmüştük. Ters örüyoruz. Düz olarak görüyorum. Düz örüyoruz. İki düz, iki ters olarak arkada da aynı şekilde ilmeklerimizi devam ettiriyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızı da örmüş olduk. Belirginleşmeye başladı. Toplam bu sıralarımızı iki ters, iki düz olarak 10 sıra örelim. Daha sonra gelelim. İki ters, iki düz olan bölümü 10 sıra olacak şekilde ördüm. Kenar bölümlerimizi yine devam ettiriyoruz. Saç örgülerimizi, burgularımızı da devam ettiriyoruz. Şimdi ön yüze geldim tekrar. 10 sıradan sonra kenar bölümümüzü ördük. Şuradaki 5 ilmeğimizi de örüyoruz. Düz ilmeğimizi. Daha sonra 2 tersimizi örüyoruz.
Saç örgü çalışmasındaki düz ilmeklerimizi de örüyoruz. 2 ters. Ve daha sonra 2 ters, 2 düz olarak ördüğümüz lastik çalışmamızı düz ilmeklerle kapatıyoruz. Bütün ilmeklerimizi önden düz, arkadan ters olacak şekilde öreceğiz. Yine kenar bölümlerimizi devam ettireceğiz. Bulgu çalışmasındaki ilmeklerimiz yine düz olarak devam edecek. Kenarlarındaki ilmeklerimiz de önden ters, arkadan düz olarak devam edecek. Bu şekilde bir 10 sıra daha öreceğiz. Daha sonra yaka çalışması için kesim çalışmamız olacak. Sağ ve sol parçayı ayrı ayrı öreceğiz. Bu şekilde 10 sıramızı devam ettirip gelelim. 2 ters 2 düz lastik uygulamamızdan sonra 10 sıra düz olacak şekilde yine ördük. Yine burgumuzu, saç örgümüzü devam ettirdik. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters örerek örgümüzü devam ettirdik. Kenar bölümündeki 7 ilmeğimizi de 2 sıra düz, 2 sıra ters olacak şekilde ördük. Şimdi yine geldik örgümüzün ön yüzüne. Şimdi burada bir kesim çalışması yapacağız. Önde 7 adet ilmeğimizi yaka kısmımız için ilmek ayrıçlarımızla ayırdık. Daha sonrasında her iki kenara 28 ilmek ayırdık eşit olarak. Toplam ilmeğimiz 63 ilmekti. Ortaya 7 ilmek, kenarlara 28 ilmek olacak şekilde ayırdık ve ortadaki 7 ilmeği tek seferde kapatacağız. Şimdi tekrar yine örmeye başlıyoruz. Kenardaki ilmeklerimizden örgümüze başlıyoruz. Bir ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Daha sonra düz ilmeklerimizi yine düz örgü olarak saç örgü çalışmasındaki ilmeklerimizi 2, 4, 6 daha saç örgü çalışmamız gelmemiş. Onları da düz örgü olarak örüyorum. İlk önce örgümüzün sol parçasını öreceğiz. Sol tarafını. 28 ilmeğimi ayrık kısmımıza kadar ördüm. Daha sonra ayrıcımı şöyle şuraya geçireyim. Şimdi tek seferde ilmeklerimi kapatacağız. Birinci ilmeğimizi ördük, ikinci ilmeğimizi ördük ve arkadaki ilmeğimizi öndeki ilmeğin üstünden geçirdik. Tekrar sıradaki ilmeğimizi ördük, ikinci ilmeğimizi kestik. Üçüncü ilmeğimizi kestik. Dördüncü ilmeğimizi kestik. Beşinci ilmeğimizi kestik. Altıncı ilmeğimizi kestik. Yedinci ilmeğimiz için ayrıcımızı çıkartalım. Yan taraftan yedinci ilmeğimizi de alıp 7 ilmeğimizin tamamını kesmiş olduk. Şu ayrıcımı da çıkartayım. Daha gerekli değil. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Yine düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Yine aynı noktaya geleceğiz. Ördük sıramızı arkadan da ve aynı yere geldik. Şimdi sadece bu parçamızı örüp devam edeceğiz. Yakamızı da yuvarlak şekilde keseceğiz.
Şimdi 3 ilmek kesiyoruz. Bir ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi örüp ilk ilmeğimizi üstünden geçiriyoruz. Toplam 3 tane kesim çalışması yapıyoruz. Daha sonra ilmeklerimizi düzünü düz, tersini ters örerek tekrar aynı noktaya geliyoruz. Üç ilmek kestiğimiz yere tekrar geldik. Şimdi burada ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi örerek alıyoruz. Ve iki ilmek bu sefer kesiyoruz. Daha sonra yine ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Yine aynı noktaya kesim işlemimiz için geliyoruz. Tekrar kesim yaptığımız yaka kısmımıza geldik. Bu sefer bir ilmek keseceğiz. Yine kenardaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi ördükten sonra bir ilmeğimizi kesmiş oluyoruz. Tekrar ilmeklerimizi örüyoruz. Bu yaka kısmındaki bir ilmek kesimini iki kez daha tekrarlayacağız. Yani toplamda 3 kez tek ilmek kesmiş olacağız ve yakamızı böylelikle yuvarlamış olacağız. Ben şimdi 2 kez daha kesim işlemimi yapıp geleyim. İlmeklerimizi 3 ilmek, 2 ilmek ve 3 kez de birer ilmek olacak şekilde kestik. Ve şişimizde ilmeğimiz 28 ilmekti ve şu an toplamda 20 ilmeğimiz kaldı. Şimdi herhangi bir eksiltme işlemi yapmadan 8 sıra önden düz, arkadan ters ve kenardaki 7 ilmeklerimiz de yine 2 sıra ters, 2 sıra düz olarak devam edecek. Bu şekilde hiçbir şey yapmadan 8 sıramızı örelim ve kesim işlemimiz için gelelim. Herhangi bir eksiltme yapmadan 8 sıramızı tamamladım. Şimdi kesim işlemi yapacağız. Kesim işlemi yapmadan önce ilmeklerimizi 2 kademede öreceğiz. İlk önce ilmeklerimin yarısı olan 10 ilmeğimi örüyorum. Şöyle elime tutayım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Daha sonra geri dönüyorum. 10 ilmeğimin örüyorum. Burada yaka bölümümüz birazcık daha yükselmiş oluyor. Daha sonra tekrar ön yüze geliyorum ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar örmüş olacağım. 20 ilmeğimin tamamını öreceğim. Şu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Yine buradaki ters ilmeklerimi yapıyorum. Görüntümüzü iki ters iki düz görüntümüzü bozmamak adına. Bu şekilde ilmeklerimi örmüş oldum. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Ve 20 ilmeğimin tamamını düz bir şekilde örerek kapatıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Tekrar üstünden geçiriyoruz. Örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimin tamamını kesiyoruz. Böylelikle ilk sol parçamı bitirmiş oluyorum. Daha sonra diğer tarafta da yine eksiltmelerimizi yapacağız.
Şimdi ben buradaki kesim işlemlerimi yapıp tamamlayayım. Diğer parçayı örmek için geleyim. Süveterimizin sol tarafını tamamladık. Örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimizi kapattık. Yuvarlak bir yaka elde ettik. Yakamıza 7 ilmek kestikten sonra 3, 2, 1, 1, 1 kesmeye devam ettik. Şimdi diğer tarafta da süveterimizin sağ tarafında da aynı işlemi uygulayacağız. Hemen ipimizi alıyoruz. Arkadan ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ya da örerek de alabiliriz. Şöyle örelim. Daha sağlam olsun. Daha sonra ikinci ilmeğimi alıyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım. İkinci ilmeğimi aldım. Örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimin 3 tanesini kesiyorum. 1 2 şöyle 2 3 Bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Yine düzü düz, tersi ders. Burada burgu modelimizi devam ettirelim. Şöyle. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle şimdi diğer tarafı alayım. İpimi düz olarak ördüm. Ters olanları da ters olarak örelim. Ve bu şekilde diğer tarafta olduğu gibi 3, 2 ve 3 defa da 1 ilmek olacak şekilde toplam 8 ilmeğimizi kesiyoruz. 20 ilmeğimiz kalacak. Buradaki kesim işlemlerimizi ters taraftan yapıyoruz. Ve böylelikle süveterimizin ön için olan bölümü şimdilik bitirmiş olacağız. Şimdi ben hemen bu kesim işlemlerini yapıp geliyorum. Yeleğimizin sağ tarafını da tamamladım. Kesim işlemlerimin hepsini yaptım. 8 ilmeğimi kestim. İlmeklerimi 20 ilmeğe indirdim. Kesim işlemi yaptıktan sonra burgu çalışmamızın yapılması gerekiyordu. Onu da son kez yine burada kalan ilmeklerimizle yaptım. Arkadan da ilmeklerimi tersili ters, düzülü düz örerek ön parçamı tamamlamış oldum. Şimdi buradaki ilmeklerimi bir kenarda bekleteceğim. İlk önce arkamızı örüp bitireceğiz. Daha sonra burada bir düğme iliği yapacağız. Arka çalışmamızı bitirdikten sonra ön tarafımızı da yaka kısmı ile beraber tamamlayacağız. Süveterimizin ön kısmını tamamladık. Şimdi arka kısmını ben ön kısmımızla aynı olacağı için önceden ördüm. Şu şekilde ön parçamızı da şöyle getireyim. Şöyle yine aynı ilmeklerle başlayacağız. Arkada sadece burgu çalışması yapmayacağız. Onun için ben arka tarafa 72 ilmekle başladım. 2 ters, 2 düz lastiğimi yine ön tarafta olduğu gibi 15 sıra olacak şekilde ördüm. Daha sonra düz sıralarıma geldim. Yine ön tarafta burgu çalışması yapmıştık. Arka tarafta sadece düz örgü öreceğiz. Başka hiçbir işlem yapmayacağız. Toplamda kol altına gelene kadar 58 sıra örüyoruz. Bu sıralarımızı da şuradan sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 şu dişlerden sayabiliriz. 59. sıraya geldiğimizde yine ilmek çıkartma yöntemiyle 7 ilmeğimizi çıkartıyoruz. Aynı şöyle yakından göstereyim şöyle.
Aynı ön tarafta olduğu gibi 7 ilmeğimi çıkardım. 2 ilmeğimi birden kestim. İlmeklerimin yönlerini çevirerek. Daha sonra geri döndüm. İlmeklerimi ördüm. Burada da yaptığımız işlem 2 sıra düz, 2 sıra ters olacak şekilde 7 ilmeğimi örüyorum. Burada 7 ilmeğimi örerken burada da kesim işlemi şöyle dönerek karşıya geçmeden yapıyorum. Ve toplamda 7. ilmeğimi kestiğimde ilmeklerimi sola doğru örüyorum. Daha sonra buradan ters taraftan ilmeklerimi çıkartıyorum. 7 ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra tersten ilmeklerimi ters yönde kesiyorum. Burada da yine 2 sıra düz, 2 sıra ters örüyorum. Ve ilmeklerimi karşıya geçmeden şöyle dönerek gidip gelmeli olarak 7 kez kesiyoruz. 7. kez kestiğimizde yine karşıya geçip ilmeklerimi tersten örüp düz yöne geliyorum. Daha sonrasında teker teker kesim işlemlerine başlıyoruz. Kenar 7 ilmeklerimizi yine örüyoruz. Burada kesim işlemlerimizi yapıp burada 2 ilmeği birden kesip karşıya geçiyoruz. Burada tersten kesiyoruz. Yine buraya geliyoruz, düzden kesiyoruz. Bu işlemi de ön tarafta olduğu gibi 4 kez yapıyoruz. Şu şekilde. Şu anda kenardaki ilmeklerimizle beraber şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 ilmeğimiz var. Şimdi ön tarafımızda şöyle alayım yine ön parçamı. Şöyle bir işlem yapmıştık. Bu işlemleri yapmayacağız. Yine düz örgümüzde devam edeceğiz. Düz örgümüze ne kadar devam edeceğiz? Şu kol boyumuz kadar ne kadar yaptıysak o kadar devam edeceğiz. Şimdi ben kol boyumuzu da bitirip arka tarafımı tamamlayacağım. Daha sonra yine diğer işlemler için geleceğim. Süvelerimin arka tarafının kol boyunu tamamladım. Şuradaki ters, şu önden düz görünüp arkadan ters ördüğümüz ilmeklerin sırası 15 tane şöyle saydığımızda arkadan düz, önden ters olarak görünen şu sıralarda şöyle toplamda 16 sıra olacak şekilde ördüm. Ön yüzde de ilmeklerimi örüp arka yüzüme geçtim örgümü. Şimdi burada 2 ters, 2 düz örgü öreceğim. 20 ilmeğimi 2 ters, 2 düz olarak öreceğim. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Burası bizim düğme ilik yerimiz olacak. Aynı örgümüzün başlangıcında olduğu gibi omuz yerinde de 2 düz, 2 ters lastik örgü öreceğiz. Bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 2 ters örgüyü de bitirdim ve geriye dönüyorum. Ve buradaki 20 ilmeğimi böyle 6-7 sıra olacak şekilde lastik örgü öreceğim. Şöyle bu şekilde 2 düz, 2 ters olarak lastiğimi örüyorum. Altı sıra 2 düz, 2 ters lastiğimi ördüm. Şimdi ilmeklerimin tamamını kapatıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği, öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Ben her zaman ilmeklerimi kapatırken örerek kesme tekniğine ilmeklerimi kapatıyorum.
gayet düzgün bir şekilde oluşuyor. Ama sizler hangi yöntemi biliyorsanız, çünkü ilmek kesme birkaç ilmek kesme yöntemi var. O yöntemi kullanarak ilmeklerinizi kesebilirsiniz. Düğme iliği olarak kullanacağımız iki ters, iki düz olan 20 ilmeğimizi düz bir şekilde örerek kesim işlemimizi yapıp örgümüze devam ediyoruz. Şöyle. Son bir ilmeğimi de aldım ve kestim. Şurada ipimizi koparmadan şu ortadaki ilmeklerimizi kesip diğer omuzumuzda 20 ilmek bırakacağız. Şu hemen kenardaki, şöyle göstereyim. Bir daha tekrar şu kenardaki boşluktan şişimizi geçiriyoruz ve örüyoruz. Daha sonra arkadaki ilmeğimizi kesiyoruz. Tekrar sıradaki boşluğa geçiyoruz. Orada da bir adet örüyoruz. Arkadaki ilmeğimizi öndeki ilmeğin üstünden geçirerek kesim işlemi yapıyoruz. Tekrar şu aradan bir saniye şöyle aradan geçiriyoruz. Kesiyoruz. Şöyle kesiyoruz. Şöyle. Şu şekilde arkadaki ilmeğimizi de kesiyoruz. Devam ediyoruz. Önce kez de batıyoruz ve kesiyoruz. Daha sonra ipimizi ön tarafa alıyoruz. Yani kendi yönümüzü alıyoruz. Şöyle. İlmeğimizi ters örüyoruz. Ve kesim işlemimize bu şekilde devam ediyoruz. Ters örüyoruz. Kesiyoruz. Ters örüyoruz, kesiyoruz. Diğer tarafta 20 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters ilmek olarak örüp bir taraftan da kesim işlemimizi yapıyoruz. İlmeklerimi burada kestim. Şöyle şu şekilde. Gördüğünüz gibi ön yüzden de bu şekilde görünüyor. Ve hemen 20 ilmeğimi 10 ilmeğini örüyorum. Aynı ön tarafta olduğu gibi burada da bir geri dönüşlü bir işlem yapacağız. Böyle omuzumuza bir güzel bir çıkıntı yapmak için. Bakalım 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Daha sonra geri dönüyoruz. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On ilmeğimi ördüm. Daha sonra arka yüze geliyorum tekrardan. İpim karıştı. Yirmi ilmeğimi tersten örüyorum. Böyle bu şekilde
sıra başına kadar çıkıyorum. İki, dört, altı, yedi. Buradaki ilmekleri düz yapmamız gerekiyor. İlmeklerimin tamamını ön yüzde keseceğiz. Örüyoruz. Kesiyoruz. Örerek kesme tekniğiyle buradaki 20 ilmeğimin de tamamını kesip arka tarafımızı da örgümüzün bitiriyoruz. Şimdi ben kesim işlemini yapayım. Her iki parçayı dikiş işlemi için gelelim. Süveterimizin ön yüzüyle arka yüzünü şu şekilde üst üste getirdim. Şöyle yaka bölümümüz de bu şekilde. Buradaki ilmeklerimizi kapatmamıştık. Bir daha düğüm olmaması için. Daha sonra orayı öreceğimiz için ben kapatmadım. Gördüğünüz gibi yan tarafları da bu şekilde. Şöyle biraz daha ortaya doğru. Şimdi ben şu omuzdan küçük bir parça göstereceğim dikiş işlemi için. Daha sonra kenarlarını da aynı şekilde siz dikiş işlemi yapacaksınız. O yüzden tekrar tekrar göstermeme gerek yok. Şöyle karşılıklı olarak ilmeklerimi alıyorum. Kenardan bir sabitleme daha yapayım. Şöyle. Şöyle kenarını iyice sabitledik. Şimdi şöyle biraz yaklaştırayım. Şuradaki yerlerden alıyorum. Şöyle karşılıklı olarak ilmeklerimizi dikiyoruz. Kenarda da yine kenar dikişlerinde de karşılıklı olarak ilmeklerimizi dikiş işlemi yapacağız. Daha sonra yaka toplama işlemi için geleceğim. Yakada da iki ters iki düz lastiğimizle beraber yaka toplama işlemini yapacağız. Bu şekilde güzel bir görüntü oluşturacağız. Ben şu omuzu, tek omuzumu, süveterimin şu kenarlarını, iki tarafını dikip geliyorum. Süveterimizin dikiş işlemlerini şöyle göstereyim. Tamamladım. Her iki taraftan ve tek omuzdan dikiş işlemimizi yaptık. Şimdi burada burgu işleminden sonra arka tarafı örüp şu tarafa geçmiştik. Orada söylemeyi unutmuşum. Şimdi bu tarafa da bir daha geçip ipimizi şurada bıraktık. Çünkü buradan bir artış işlemi yapacağız yakaya doğru. Yakadaki ilmekleri çıkardıktan sonra. Yani burgu işleminden sonra iki sıra daha örmüş olduk. Şimdi yakadaki ilmeklerimizi çıkartalım. Ve yakamızı yuvarlayalım. İlmeklerimi ilmek tutucuya aldım. Şu kenardan hemen şu ilk yerden tığ yardımıyla, ben tığ yardımıyla çıkartıyorum. Sizler isterseniz şişle de çıkartabilirsiniz. İlk ilmeğimi çıkardım. Daha sonra hemen yanındaki yere batarak şöyle çevireyim. Şöyle yanındaki şu boşluğa batarak ikinci ilmeğimi de çıkardım. Daha sonra şöyle yakınlaştırayım. Şu kenardaki ilmeğimi alıyorum. Yanındaki ilmeğe geçiyorum. Kenardaki ilmeği şu diş olan bölümü alıyoruz. Şöyle. Şimdi hemen şişimizi alalım. Şişimize geçirelim. Şöyle. Şişimize geçirelim. Daha sonra devam edelim. Kenardan
alalım. İlmeklerimizi bu şekilde çıkartalım. Her bir kestiğimiz ilmek sayısından ilmeklerimizi çıkartalım kenardan. Şimdi şuraya geldik. İlmeğimizi çıkardık. Daha sonra her ilmeğimizin şöyle üstünden batarak, şöyle yakınlaştırayım. Şöyle. Orada bir sıkılık oluşmuş kesim işleme yaptığımız için. Şöyle aradan geçirdik. İlmeğimizi çıkardık. Tekrar devam ediyoruz. İlmeklerimizi çıkartıyoruz. Şu kestiğimiz yerlerden şu arasından tığ yardımıyla yakamızı yuvarlama işlemi yapıyoruz. Şöyle. Bir dakika. Şuraya batayım ki orada bir kesim işlemi yapmışız. Oradaki boşluk görünmesin. Devam ediyoruz. Her ilmeğimizin içine batıp tığ yardımıyla alıyoruz ve şişimize geçiyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi alarak devam ediyoruz. Şöyle tekrar omuzdan arka taraf ve şuradaki lastik bölümündeki ilmeklerimizi de alarak yakamızı yuvarlayalım. Yakamızdaki ilmeklerin tamamını tığ yardımıyla çıkarıp yakamı yuvarladım. Gördüğünüz gibi önden başlangıcımızı yaptık. Yine omuz kısımlarından, daha sonra arka kısımdan alıp şu arkadaki lastik kısmımızın bu yan kenarından da alıp şöyle göstereyim. Şöyle tamamladım. Şimdi ilmeklerimi bir sıra ters örüyorum. Ön yüzde bu ilmeklerim bir sıra düz örüyorum. Pardon. Bir sıra düz örüyorum. Ön yüzde ters olarak görünecek. İlmeklerimi böyle bu şekilde tığ yardımıyla aldığım bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyoruz. Ve ön yüzde ters olarak görünecek. Şimdi bütün ilmeklerimizi bu şekilde yapalım. Ve ilk sıramızı tamamlayalım. İlmeklerimi bir sıra düz olarak tamamladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi örgüme 2 ters, 2 düz lastikle devam edeceğim. Bir dakika, şu kenardaki ilmeğimizi de örelim. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. Bu şekilde aynı başlangıçtaki gibi yine lastik örgümüzü örüyoruz. 2 ters, 2 düz olarak yakamızı bu şekilde devam ettireceğiz. Toplamda 8 sıra 2 ters 2 düz lastiğimizi örelim. Yaka kısmımız için gerekli olan lastik çalışmamızı 2 ters 2 düz olarak ördüm ve 8 sıra örmüş oldum. Şimdi örerek kesme tekniğiyle kesim çalışmamı yapacağım. Yaka çalışmamız 7 sırada olabilir. Yani tersten de kesimini yapabilirsiniz.
İki taraflı da kesim aynı şekilde görünecek. Çünkü ilmekleri nasıl görüyorsak öyle öreceğiz ve bir yandan da ilmeklerimizi keseceğiz. Şimdi kenarda iki tane tersimiz vardı. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örerek alıyorum. İkisi de ters ilmek. Daha sonra örerek kesme tekniğiyle arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Şöyle. Daha sonra ipimizi diğer tarafa alıyoruz. Düz ilmeğimizi örüyoruz. Ve kesiyoruz. Tekrar düz ilmeğimizi alıyoruz. Kesiyoruz. Hem örüyoruz hem ilmeklerimizi kesiyoruz. Böylelikle yaka işlemimizi de örerek kesme tekniğiyle bitirmiş olacağız. Ben şimdi kesimimi yapayım. Tersleri ters, düzleri düz örerek kesim işlemimi yapayım. Şöyle şu şekilde. Gayet çok böyle esnekle tutmayın, yani gevşekte tutmayın. Çok böyle sıkı da kesmeyin ki sıkı bir çalışma olmasın. Daha sonra şişimize şuradaki kenardaki ilmeklerimizi 20 ilmeğimizi geçireceğiz. Kesme çalışmamızı yaptıktan sonra buradaki düğme ilik çalışmamızı yapacağız. Süveterimizin yaka bölümünü tamamladım. Gördüğünüz gibi örerek kesme tekniğine ilmeklerimi kesip tamamladım. Şimdi ilmeklerimi şişe geçirdim. Burada 20 ilmeğimiz vardı. En sonki burgu çalışmasından sonra iki sıra örmüştüm. Yani arka tarafındaki ilmekleri örüp ön tarafa gelmiştim. Buradaki ben ipimi kesmedim bir daha düğüm yapmamak için. Şimdi 20 ilmeğin üstüne ilmeklerimizi çıkartıp ekleyeceğiz. İlk ilmeğimi şöyle yakından şöyle göstereyim. İlk ilmeğimi şuradan çıkartıyorum. Toplamda 8 ilmek çıkartacağım. Şöyle yakından göstermeye çalışıyorum. Daha sonra şu aradaki yerlerden 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 ve 8. Toplam 8 ilmek çıkartıyoruz. Şu en sondaki yere de batıp ilmeğimizi çıkartıyoruz. Şöyle. Hemen bir sayalım. Son kez kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi 28 ilmeğimi iki ters, iki düz lastik olarak öreceğiz. Şöyle kenardaki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Daha sonraki ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Tekrar iki düz olarak örüyoruz. 28 ilmeğimizi yaka kısmında yeleğimizin başlangıç kısmında olduğu gibi iki ters, iki düz lastik çalışmasını yapalım. Ve toplamda 3 sıra örelim. Ve düğme ilik kısmımızı yapmak için gelelim.
İki ters, iki düz lastiğimi toplam 3 sıra ördüm. 28 ilmeğimi. Şimdi düğme iliği açacağımız için kenardaki iki ilmeğimi ters örüyorum ve iki düz ilmeğimi örüyorum ve 4 ilmeğimi ördükten sonra ipimi kendi tarafıma alıyorum. Çünkü iki tane ters ilmeğimi örmem gerekiyor. Bir tane sarıyorum düğme iliği için ve iki ilmeğimi birden kesiyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. Düz keseceğim. İpimi sarıyorum ve ilmeğimi, iki ilmeğimi birden kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve ipimi diğer tarafa alıyorum. Düz keseceğim. İpimi sarıyorum. Bir ilmeğimi kesiyorum. İki ilmeğimi birden kesip tek ilmeği düşürüyorum. Ve sondaki 4 ilmeğimi de örüyorum. Böylelikle düğme iliklerimizi de yapmış olduk. Yine iki ters, iki düz olarak örmeye devam ediyoruz. Düğme iliklerimizi de şöyle şu şekilde alıyoruz. Daha sonra düz ilmeklerimizi örüyoruz. Düz gördüklerimizi düz, ters gördüklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde örelim ve kesim işlemi için gelelim. Düğme iliğimizi açtıktan sonra iki sıra daha ördük ve böylelikle buradaki çalışmamızı da tamamlamış olduk. Şimdi yine her zamanki gibi örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimi kapatacağım. Hem ilmeklerimi öreceğim. İlk ilmekler biraz zor oluyor. Daha sonra düz ilmeğimi öreceğim ve keseceğim. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını kapatalım. Düğmelerimizi dikelim. Düğmelerimi nasıl diktiğimi söyleyeceğim sizlere. Sonrasında küçük bir cep çalışmamız olacak. Onun için de düğmelerimizi diktikten sonra gelelim. Düğme kısmını da tamamladım. Hemen bir daha açayım. Nasıl şekilde düğmelerimi diktiğimi göstereyim. Şu üstteki parçamızın şu denk gelecek yerlerini şu şekilde karşılıklı olarak tuttuğumuzda gördüğünüz gibi buralara eşit aralıklarla kestiğim düğme iliklerinin karşı tarafına düğmelerimi dikmiş oldum. Böylelikle yeleğimin cep hariç bitirmiş oldum. Dikiş çalışmalarını, düğme kısımlarını yapmış olduk. Gayet güzel ve şık bir yelek oldu. Ve bu ölçülerle neredeyse 1,5-2 yaş bebeklerinize gayet olabilecek bir ölçü. Şimdi ben şurada bir küçük cep çalışması yapacağım. Daha önce cep çalışmamı hazırladım. Hemen onu göstereyim. Cep çalışmamızda düz ve ters örgüler yaptım. Düz ve ters örgüyü zaten yeleğimize de uyguladığımız için bir daha göstermek istemedim. Sizi de sıkmamak adına. Şimdi 24 ilmekle cep çalışmamıza başladık. Ve 26 sıra ördüm. Cebimizi şu şekilde tersimiz bizim düzümüz olacak. Bu şekilde dikeceğiz. Şimdi kesim çalışması yapacağız.
Düğmemizin uç kısmına da bir cebimiz üst uç kısmına da bir düğme dikeceğiz. Şimdi kenardan ilmeklerimi ters örüyorum. İki ilmeğimi arka tarafta düz gelecek şekilde ters örüyorum. Daha sonra ilmeğimi diğer tarafa alıyorum. Ve ilmeklerimi şöyle iç kısımdan kesiyorum. Daha sonra ilmeklerimi 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Her ön yüzde bu ön ördüğümüz yerde 2, 4 kesim çalışmaları yapacağız. Buradaki 2 ilmeğimizi de şöyle keselim. Daha sonra 2 ilmeğimizi ters örelim. Arka tarafımıza geldik. Şöyle şu şekilde. 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Ve diğer ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sıra sonundaki 2 ilmeğimizi de düz örüyoruz. Diğer tarafta ters olarak gelmiş oluyor. İki ilmeğimizi de düz ördüm. Ve arka tarafımıza geldik. Yine arka tarafta da aynı işlemi yapacağız. İki ilmeğimizi ters öreceğiz. Şöyle. Daha sonra iki ilmeğimi birden keseceğiz. Kesim çalışmamızı yapacağız. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. Son 4 ilmek kalana kadar bir, iki, üç, dört ilmeklerimi kestim. Şöyle aradan. Daha sonra iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu şekilde çalışmamın kesim çalışmalarına devam edelim. Kesim işlemlerimizi, kenarda kesim işlemlerimizi kenarlarda iki tersimiz, ortada bir düzümüz kalana kadar yapmış oldum. Şöyle yakınlaştırayım. Şimdi kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmeğimi hepsini birden şöyle keseceğim. Şöyle kestim ve sondaki tersimi de ördüm. 3 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzümüzü çevirdik. Düz örüyoruz. Bir tane ilmeğimi, yani kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra 2 ilmeğimi birden kesip tamamlıyorum. En sondaki ilmeğimi de şöyle kesip bitiriyorum. Bu şekilde cep kısmımız da hazır. Cep kısmımızı şu bölüme dikeceğiz. Ben şu ipimi keseyim. Biraz uzun bırakayım, düğme dikeceğiz. Şimdi cep kısmımızı şöyle ortalayacak şekilde kenarlarından ters yüzümüz şöyle şu şekilde gelecek. Şunu da şöyle katlayacağız. Daha sonrasında düğmemizi de buraya dikeceğiz. Şimdi ben bu dikiş işlemini de son kez yapayım ve geleğimi son haliyle geleyim.
Süveterimizin cep kısmının dikimi ve düğmesinin dikimiyle tamamladım. Gördüğünüz gibi gayet erkek bebekleriniz için şık bir süveter oldu. Sizler videomu izledikten sonra rahatlıkla, kolaylıkla örebileceksiniz. Gayet 1,5-2 yaşa kadar giyebileceğiniz bir yelek. Ben çok severek ördüm. Sizler de inşallah beğenerek örersiniz. Yeleğimiz bitti bu şekilde. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.